Yani arkadaşlar dediğim gibi tam benim istediğim gibi de en uzak yere ilk önce gidildi. Yani geldiğimin ertesi günü Salı günü 2 Nisan 2019'da Hwang Sangka gidildi. Dostluk Müzesi'ne yani Kim Il-sung ve Kim Jong ile hediye edilen yani değişik devlet başkanları, bakanlar, işte uluslararası temsilcilikler, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gibi vesaire vesaire böyle şeylerin hediye ettiği çeşitli eşyaları gördük. Ertesi gün 3 Nisan 2019 Çarşamba günü ise Kaesong şehrine gittik. Kaesong şehri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani Kore Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatıştığı şehirlerden biriydi. Aynı zamanda da askersizleştirilmiş bölgeye de gittik. Bu Panmun, Güney Kore'de Panmunjom, Kuzey Kore'de de Panmungak olarak tanınan yere. Sınırı bir kere de bu taraftan görmüş oldum. Dün Perşembe 4 Nisan'da da Pyongyang şehrine ait fakat az uzağında kalan mesela Kim Il-sung'un doğum evi Monyang-dae'ye gittik. Tabii bu aralarda da her zaman yemek yedik. Yani öğle yemeğimizi, akşam yemeğimizi yedik beraber. Bugün ise yani gideceğim bugün ise 5 Nisan 2019 Cuma ise otelime yakın olan yerleri. Yani komple bitirdik aslında. Gidemediğim tek yer işte Kim Il-sung'un mauzoleum yani ne diyorlar ona türbe gibi bir şey yapmış ama türbe değil geç bizim şey yani cesedi bir şekilde hani ne diyorlar ona Türkçe'de unutuyorum yani ceset dışarıda görünüyor ama dış, yani bir şekil mumyalaştırmışlar gibi yani oraya gidemedim çünkü oraya yabancılar sadece Perşembe ve Pazar günlere gidebiliyormuş. Bunun için de ayrı zamanda da bir hafta önceden bildirmeliymiş ne zaman gelmek istediğini. Tabii öyle öyle konuşmamıştım ben Sayın Malika Ben Naumhorst'la Almanya'da. Gerçi önemli de değil benim için. Oraya gidip gitmemek. Yani bir oraya gidemedim yani. İşte Takvando Sarayı varmış. Oraya da gidemedim. Tabii bunun için daha uzun gelmeliydim. Kore sanatkarlar stüdyosu varmış çok büyük. Ama oraya ben kendim gitmek istedim. Oraya dediler gidebilir mi yoksa keselim mi diye. Dedim kesin çünkü gitmeye gerek yok dedim. Ben çünkü böyle tablolarla ilgili falan alakadar olmadığım için. Onun haricinde bir de Kore posta pulu yani pul şeyi varmış. Orası da bizim programımızda olmadığı için oraya da gidemedim. Çünkü programda yokmuş orası da. Fakat programda bunun haricinde yani programda olan bütün her yeri yani programda olanlardan sadece bu tabloların olduğu yere işte gitmek istemedim ben kendim yani. Onun haricinde bütün her yere gidildi. Her şey görüldü. Otelimin camın açıldığı için hem sabah hem akşam bu Rukyok Otel dahil bütün her yeri çekebildim fotoğrafını. Rukyok Kulesi'ne çıkabildim. Yani benim için çok iyi bir şeydi. İyi bir şey derken yani bu tecrübeyi edinmek zorundaydım. Gelme nedenim Alman medyasının seçilmiş başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tutulduğu diktatör takımıydı. Yani tavırıydı. 2009'da İran'a gittiğimde İran'la için de kötü şeyler diyorlardı ama hiç öyle değildi. Kuzey Kore'de denildiği gibi değil. Kuzey Kore yalnız şunu söyleyeyim. Evet doğru diktatörlük. Diktatörlük de yürütülüyor. Ama yani denildiği gibi insanlar affedersiniz yani sığır dışkısında bir mısır tanesi aramıyorlar yani. Bu yanlış. Bunu Alman televizyonlarında da söylüyorlardı. İşte insanlar açlıktan ölüyor. Herkes aç. İşte öyle bir şey kesinlikle yok. Fakirlik var. Evet, fakirlik var. Tarımda mesela öküz kullanıyorlar. Toprağı eşelemek için. Hani eski zaman gibi. Fakirlik var ama açlık yok. Kesinlikle onu söyleyeyim. Tabii benim rehberler beni tabii kendi benim görmek görebileceğim yerlere evet getirdiler. Doğru. Onu biliyorum ama İnternetten veya televizyondan gördüğünüz gibi değil. Onu söyleyeyim. Burada eğer buradaysanız ne kadar sizi ne yaparlarsa yapsınlar, nereye götürürlerse götürsünler, insan kendi 360 derece kafasını çevirebildiği için neyin ne olduğunu görebiliyor. Fakirliği gizleyemediler zaten bunun için. Ama tekrar söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle açlık yok. Fakirlik çok ama açlık yok. Çok sayıda
Çinli turistler. Yani %90'ın fazla üzerinde turistler Çinli. Çin Halk Cumhuriyeti Çinlisi. Bunun haricinde bir, iki, bir saniye, 3 tane Avustralyalı, bir Alman, yaşlı bir Alman bayan, 3 Avustralyalı, 4 Rus, ya özür dilerim, 5 Rus turist vardı. Onun haricinde de 2 tane, yok özür dilerim, az önce 4 Avustralya dedim, 7 Avustralyalıydı. Onun haricinde gördüğüm şey, Çinli bir askeri delegasyon buradaydı. Çinli askeri delegasyonundan bir yarım yamalak gizli mizli çekebildim onları da. Evet, bugün gidiyorum. Bugünlük bu kadar. Yani bu 5 günlük seyahat bu kadar. Şimdi saat 17.20'de uçağım Pekin'e doğru kalkacak. Orada 14 saatlik Pekin Havalimanı'nda 14 saatlik bir transit zamanından sonra ise Tokyo'ya doğru devam edeceğim. Tokyo'da 2 gün kaldıktan sonra da Tahiti'ye doğru. Bu videoyu çekmemin nedeni işte dediğim nedenlerdi. Bilmiyorum, belki de birkaç kez tekrarlamışım kendime. Özür dilerim bunun için. İlk defa bu tür bir video çekiyorum. Yani şimdiden özür mü dileyeyim her şey için. Kameranın örneğin çabalaması için falan. Ama dediğim gibi bir ülkeyle ilgili eğer şey yaparsanız, bir ülkeyle ilgili eğer bir kanaate varmak isterseniz lütfen ve lütfen o ülkeye gidin. Hiçbir ülkeye gitmeden, görmeden kendi gözünüzle, başkasının sözüne inanmayın. Özellikle de medyanın sözüne inanmayın. Medya çünkü yalandır. Medya en büyük yalandır. Özellikle de Batı medyası. Onun haricinde baktık her şeyi. İşte dediğim gibi rehberlerime gelince, rehberlerim dediğim gibi çok iyi insanlar. Ve zaten bu videoyu koyarken de altta da koyacağım YouTube'da. Rehberleri eğer seçme olanağınız olursa bu rehberleri seçin diye. Çok iyi rehberler. Çok iyi bir kadın, bayanlığım. Çok iyi bir baylığı. Şoförüm de çok iyi. Gülümsemeli. Tabii onlara da, ha şunu da söyleyeyim. Bazen ara ara eleştiriler, soru da sorabildim. Onlar da cevapladılar, çok sağ olsunlar. Yani dedikleri gibi hiçbir şey soramazsın, edemezsin. Öyle bir şey kesinlikle yok. Yalan. Her şey sorulabiliyor. Ha tabii aldığınız cevaplardan tatmin olmazsanız o sizin probleminiz. Yani ben tatmin oldum. Bir saniye, kapatmam lazım şeyi. Bir saniye, bir saniye. Şöyle bir girelim. Bir saniye be. Şimdi ekran biraz kapandı, özür dilerim. Çünkü lavaboda küçük bir işim var. Şurada bir kağıt almam lazım. Tekrar dışarı çıkacağım. Evet, tekrar dışarı çıktım. Dediğim gibi çok bazı şeylerde mahcuplar. Yani mahcuplar derken şunu diyorum. Fakirliği göstermek istemiyorlar ama gördüğümü de biliyorlar. Aslında her şeyin farkındalar rehberlerim de. Rehberlerim benim o görmek, bana gösterdikleri şeyleri göstermek zorunda olduklarını biliyorlar. Benim bunu bildiğimi biliyorlar. Benim aslında Kuzey Kore ile ilgili neler düşündüğümü biliyorlar. Haklı olduğumu da biliyorlar, en önemlisi. Örneğin Bayli mesela Güney Kore'nin kuzeyden daha fazla zengin olduğunu kabul ediyor, biliyor. Özgür olduğunu da kabul ediyor ve biliyor. Bunu bana söyledi. Çünkü ben soru sorarken tuzak sorular da sordum tabii arada. Bu tuzak sorular esnasında çok sayın Bayan Lee de, Bayan Lim de özür dilerim. Bunu şey yaptı. Ne bileyim, algıladı. Bay Lee'nin şu anda gitmesi bürosuna bilmiyorum neden. Acaba bir şey mi verecek, bir rapor mu verecek? Yani bu şey nasıldı diye, bu
turist, bu Türk Serdar Kurt nasıldı diye, yani neler sordu diye, neler cevaplandırdınız diye. İki tane gardımın olması nedeni muhtemelen dediğim gibi birini neyse şimdi kapatıyorum arkadaşlar.